Hazırız değil mi? Peki. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan. İdam edilmelerinin üzerinden tam 48 yıl geçti. Dar ağacına gittiklerinde Hüseyin 23, Deniz ve Yusuf 25 yaşındaydı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye diyerek idam sehpasına yürüdüler. Onlar bizim yaşları hiç büyümeyecek, mücadeleleri nesiller boyu devam edecek kardeşlerimizdir. Anılarına, inançlarına ve mücadelelerine sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve dünya bir pandemi sürecinde ve büyük bir mücadele veriliyor. İnsanlarımız canının derdinde, yaşam derdinde, yoksulluklarıyla mücadele ediyorlar. İşlerine ne zaman döneceklerinin kaygısını yaşıyorlar. Ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir tasası yok. O hala kendisini eleştiren, kendisini bu konuda doğru yöne sevk etmek isteyen herkesi söylediğini tehdit olarak algılıyor. Meslek odalarının seçim sistemiyle ilgili emir veriyor. Derhal bu seçim sistemi değiştirilsin diye. Neden? Çünkü kamu adına hizmet veren, yürütmeyi denetleyen bu anayasal kurumlar iktidarın yanlışlarını ortaya koyuyorlar. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi yapmıyor. Bunu bu toplumun dinamikleri olan meslek odaları, sivil toplum örgütleri de yapıyor. Ancak her konuda olduğu gibi kendisine yapılan eleştiriyi AKP Genel Başkanı ve partisi bir tehdit olarak görüyor. Hiçbir eleştiriye tahammülleri yok. Tek adamlık iktidarına karşı eleştirilerin bir tehdit olarak kayda geçmesini sağlıyorlar. İçine sızamadığı hiçbir yapıyı kabul etmiyorlar. İktidar için tehdit olarak algıladıkları her şey için pandemiymiş, salgın hastalıkmış, afetmiş, insanlarımızın yoksulluğuymuş, çekilen çilelermiş hiç önemli değil. Hemen o konunun üzerine gidiyorlar ve orayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Nasıl kent merkezlerinde oy alamayınca büyük şehirlerde bütün şehir yasası çıkarttılarsa, şimdi de aynı mantıkla odaların ve sivil toplum örgütlerinin üzerine gidiyorlar. Büyük şehirde oyunları nasıl tutmadıysa, halkın iktidarının önüne nasıl geçilmediyse, barolar, tabipler birliği ve meslek odalarında da darbeci ve tasfiyeci zihniyet işe yaramayacaktır. İnsanımızın aklını ve vicdanını kimse hafife almasın. Herkes, hepimiz gerçeği görüyoruz ve şimdi bu gerçeklerin ışığında soruyorum. Türkiye'nin bu gündeminde meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek bizim hangi derdimize çare olacaktır? Pandemiyi mi bitirecek? İşsizliğe mi çare olacak? Eğitim sistemini bir raya mı oturtacak? Üretimi mi sağlayacak? Yoksa 7 liraya geçen doların ateşini mi durduracak? Neyin derdine çare olduğunu bu iktidarın açıklaması gerekir. Size yanlışınızı gösteren, farklı görüşü dile getiren, herkesin, her kurumun yapını
sesini kesmek sizin öncelikli işiniz. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmekten söz ediyorsanız, gazetecileri içeriye atıyorsunuz. İş dünyasına tehditler savuruyorsunuz. Sendikalarınızı avucunuzun içine almaya çalışıyorsunuz. Meslek odalarını yapmaya kalktığınız da tam da bu. Ancak daha önce başaramadınız, şimdi de başaramayacaksınız. Bizim önceliğimiz tam da bu salgın döneminde hayatlarını büyük bir riske atarak yaşamları kurtarmaya çalışan sağlıkçılarımızı düşünmektir. Bizim görevimiz tam da bugün de çiftçimizi, esnafımızı, şoförümüzü, emeklimizi, zor durumda yaşayan halkımızı düşünmektir. Önceliğimiz bu olmalıdır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir an önce bir araya gelerek yasalar çıkartmalıyız. Sağlık çalışanlarımız, yani doktorlar, hemşireler bu süreçte çok önemli mücadele veriyorlar. Onlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar, yaşamları kurtarmak için. Eğer bu görevlerini sürdürürken başlarına, Allah korusun, bir şey gelir, bir vefat gerçekleşirse, o zaman onlar görev şehidi olması gerekiyor. Engin Altay, Özgür Özel ve ben, 3 grup başkan vekili, bununla ilgili kanun teklifimizi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. Ve bunun peşinde olacağız. Meclis açılır açılmaz genel kurulda bunu sorgulayacağız. Sizden de tek talebimiz var. Bırakın belediyelerin yakasından düşün. Belediyelerimiz büyük bir özveriyle hizmet etmeye devam ediyorlar. Siz vatandaşa hizmet etmeye bakın. İnsanlarımıza ulaşmaya bakın. Belediyeler ekmek dağıtıyor, engelliyorsunuz. Bağış topluyor, engelliyorsunuz. Sıcak yemek dağıtıyor, engelliyorsunuz. Gazete dağıtıyor, engelliyorsunuz. Yetmiyor, şimdi de soruşturma açıyorsunuz. İGDAŞ 6,5 milyon abonesi olan Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketidir. Sayaç okuma günü 25 ila 35 gün arasında yapılması gerekir. Elbette pandeminin olduğu bu günlerde araya sokağa çıkma yasakları da geliyor. Pazar günü hariç her gün sayaç okuması gereken görevli arkadaşlarımız günü gününe çıkamayabiliyor. Bu sadece bu şirkette olan bazı ufak aksaklıklar değildir. Ama İGDAŞ Genel Müdürümüz bunu hem şifayen hem de yazılı olarak EPDK'ya bildiriyor. Bir tek kuruş, tek bir kuruş vatandaşımızın cebinden fazla çıkan bir para yok. Ama başka bir şey var. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bir yeni mücadele başlatıyor. Çünkü pandemi nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımızın faturalarını ödeme sıkıntısı yaşanıyor. Bugün faturaları askıya çıkartıyor. Ve hayırsever vatandaşlarımıza diyor ki yardımcı olun bu vatandaşlarımıza. Bugün askıya çıkartılmasına rağmen tam 9.000 başvuru var. 9.000 başvuru yoksul, çaresiz, ödemesini yapamayan vatandaşlarımızın faturasını ben öderim diyor. Anlaşılan daha 10.000'lerce başvuru olacak. Bu kimi rahatsız eder? AKP'yi. Bu kimi rahatsız eder? AKP Genel Başkanı'nı. Bu kimi rahatsız eder? Onlara kayıtsız şartsız itaat eden kurumları. Onlar ne yapıyorlar tam da böyle bir günde? Hemen harekete geçiyorlar. Neden? İGDAŞ'ı biz nasıl itibarsız hale getiririz diye. Ne İGDAŞ'ı, ne belediyelerimize bağlı kurumları, ne belediye başkanlarımızın halkımız için verdiği mücadeleyi itibarsız hale getiremezsiniz. Sizin başta maske dağıtmak üzere her konuda nasıl
çuvalladığınızı herkes görüyor. Ama onlar şerefle ve onurla milletten aldıkları görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Görevlerine devam edecekler. Size rağmen. Görevimize devam edeceğiz. 100 yıldan beri nasıl dimdik mücadelemizi sürdürüyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tasfiye edilme sürecini başlatsınız dahi, biz halkımızla birlikte bu sürece karşı da direneceğiz. İktidarlar Türkiye Cumhuriyeti'nde ve demokrasilerde seçimle gelirler, seçimle giderler. Milletimiz de en yakın seçimlerde sizi, başarılarınızı ya da başarısızlığınızı kayda alıyorlar ve onlar belediyelerimizle sizi kıyaslıyorlar. Sizin korkulu rüyalarınız, belediyelerimiz halkın gönlünde yer alıyor. Biz milletimiz için uğraşıyoruz. Milletimizden bizi kopartamayacaksınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapabilmesinin en önemli koşulu Türkiye'nin bir hukuk devleti olması gerekiyor. En önemli koşulu bu. Türkiye'de güçler ayrılığının güçlü bir şekilde işliyor olması gerekiyor. Türkiye'nin tek bir adamın değil, devlet kurumlarının çalışıyor ve devlet kurumlarının iradesinin Türkiye'nin yönetiminde etkili olması gerekiyor. Bunlar olmadan, bırakın yabancı yatırımcıyı, birçok yerli şirketimiz maalesef merkezlerini başka ülkelerin başkentlerine taşıyorlar. O yüzden bizim darbe hukukundan bir an önce kurtuluyor olmamız gerekiyor. O yüzden tekrar Cumhuriyet'in layık, demokratik, güçlü parlamenter sisteme bir an önce kavuşuyor olması gerekiyor. Artık bunun böyle olması gerektiğini milletimiz de görüyor, biz de görüyoruz, dünya da görüyor. Eğer doların fırlamasını istemiyorsanız, Türkiye'de hukuka güven olması gerekiyor. Eğer yabancı iş adamlarının gelip de yatırım yapmasını istiyorsanız, Türkiye'deki yasaların bir kişinin emriyle değil, güçler ayrılığının dengesiyle oluşması gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak, Türkiye gücünü yitirir. Ekonomide istikrarsız bir hale gelir. Türkiye'yi yönetmekle ilgili görevli olan grup başkan vekili Numan Kurtuluş başka bir şey söyler. Hazinenin başındaki damat başka bir şey söyler. Türkiye'yi gerçekten güçlü kılacak olan sistemdir. Cumhurbaşkanlığı sistemi doğru bir sistem değildir. Parlamenter sistem, güçlü bir parlamenter sistem Türkiye için en doğru sistemdir. Aynen öyledir. Çok net açıklıyorum. Bir daha ifade ediyorum. İş adamı yaptığı yatırım için güvencesi o ülkenin yasalarıdır. O ülkenin yasaları güçler ayrılığı ilkesi içerisinde işlemiyorsa o iş adamı o ülkeye yatırım yapmaz. Örnekleri dünyada çoktur. Türkiye'de de mevcuttur. Teşekkür ederim arkadaşlar.